Görmüş olduğunuz gibi köklerin diplerini doldurarak etrafını çapalayarak işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Boğaz çapamızı bitirdik. Bahçemizin tamamen 3. günün boğaz çapasını bitirdik. Bu hafta içi bir yağmur geçişi var yoğun gene. O yağmur geçişi geç olmadan önce tekrar aralarda otlanmalar oluştu. Çapa motoruyla kazdığımız yerde. Şimdi ben çapa motorumuzla yine araları kazacağım. Boğaz çapasını yaptık. Aralarını da kazdıktan sonra bu fasulyelerde ilk çapamızı bu şekilde bitirmiş olacağız. İkinci ara çapalama ilk boğaz çapasını yapmış olacağız. Bugün yardımcı olacak kimse yok. Önceki bölümde kızım yardım etmişti video çekerken. Bugün yardımcı olacak kimse yok. Onun için şöyle kısaca ben birkaç tur gittim geldim. Diğer taraflara gittikten sonra sizlere bir kişini göstermeye çalışacağım. Hava sıcak. Çapa motoru da büyük olduğu için biraz yorucu oluyor. Evet arkadaşlar. Fasulye yetiştiriciliğimizi yapmış olduğumuz bahçemizde görmüş olduğunuz gibi ikinci ara çapalamamızı ve ilk boğaz çapamızı 3. gününde devam ediyoruz. Bu işlerin nasıl yapıldığını görmek isteyen arkadaşlar YouTube Bambus Ekin kanalından takip ederek nasıl ve ne şekilde yapıldığını görerek öğrenebilirsiniz. Ben işleme devam ediyorum. Bittikten sonra da bu çalışmaları kanala yükleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, başlamış olduğumuz çapalama işlemini 3 gün sonunda bitirdik. Bahçemizin son hali gördüğünüz gibi bu şekilde. En son diktiğimiz tohum fasulyelerimize de dallarını diktik. Domateslerimizi sardırdık orada. Salatalarımızı da sardırdık. 3 gün dediğim gibi 3 gün süren çapalama işlemimiz bitti ve bahçemiz bu durumda. Şu ön tarafta gördüğünüz alana biz yine tekrardan fasulye ektik. Şöyle şu boşluğa. Burada bezelyelerimiz vardı, arakalarımız vardı. Bizim onları kaldırdık. Yerini çapaladık. Oraya da yine fasulye ektik. Bu sene bahçemizde bol miktarda fasulye var. Ben bu zamana kadar hiç sulama yapmadım. Sadece bamya'ya ektiğimde iki sefer can suyu verdim.
Ondan sonra yağmur geçişleri oldu. Yağmur geçişleri olduğu için hiç sulama yapmadım. Burada çileklerimiz var. Çileklerimizi sulama işlemi yaptım birkaç sefer. Başka bir işlem yapmadım. Bundan sonraki aşamalarda bakım ve ürün alma aşamalarına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bamyalarımıza da iki sefer ara çapalama yaptık. Fasulyelerimize iki sefer çapa motoruyla çapalama yaptık. Bir sefer boğaz çapası yaptık. Bamyalarımıza iki sefer çapalama yaptık. Bahçemize de tekrardan iki sefer yaptık çapalamayı. Bu çalışmayı da böyle sonlandırıyorum. İlerleyen günlerde, ilerleyen çalışmalarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben her zaman bilgi paylaştıkça güzeldir diyorum. Ben bildiğim kadarıyla yapmaya ve sizlere de göstermeye çalışıyorum. En doğal şekilde, zira ilaç kullanmadan, gübre kullanmadan bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu an için bahçemizde hayvan gübresinden hariç herhangi bir gübre bulunmamakta. İlerleyen günlerde, ilerleyen çalışmalarla tekrar görüşmek üzere diyorum. Ben şimdi şuradan çilek bahçemden olduğu kadar çilekleri toplayacağım. Ondan sonra da eve gideceğiz. Görüşmek üzere diyorum.